Arkadaşlar selam, hemen başlıyorum. Burada Choose'un gelmedi ilk seçenekte. Demek ki bir paralık şampiyonlar vermeyecek yani. Servete servet gideyim dedim. Lüden'in feryadı gidiyorum ben normalde böyle koşullarda ama şu anda hiçbir şey belirli değil tahtamda. Ekonomi tutayım dedim. Burada da hiçbir şey kalmadı, gittik. Saldırı hızını aldık board'a bakıp. Choose'un şampiyon geldi, Vel'Koz geldi. Vel'Koz yeteneğinden sonraki 20 saniye boyunca yetenek hasarının %200 kadarına eşdeğer miktarda ilave hasar verir. Bu etki birikebilir. Güzel bir seçenek. Vel'Koz carry yapayım dedim. İtemlerim de uygun ona. Bugünkü oyun biraz karmaşık. Yani yapması zor. O yüzden biraz daha uzun oldu bu video. Anlatabilmek adına. Karusel'den kritik aldık. Sejuani'nin olup olmamasıyla çok ilgilenmemiştim. Kritik lazımdı çünkü, o yüzden aldım. Burada Shojin'i yaptık. İlk baştaki Renekton'u attık. Eldiveni verdim ama lazer birliğini bir el daha tutayım diye Sejuani'yi atmadım. Sonra level bastık. Alistar'ı aldık. Hala lazer birliğimiz aktif burada, görüyorsunuz. Şimdi yıldız muhafızına geçeceğim bir şekilde. Videolarımı ilk defa izliyorsanız, böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum. Videolarımı da beğeniyorsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Gittim onu da verdim, mücevherli eldivenini Vel'Koz'a. Şurada bir tane özellikler kitabı geldi bana. Oradan artık bir şey umacağım ve bir yere gelmesini bekleyeceğim. Syndra da bulduk zaten, gördünüz. Orada lazer birliğinden kalma bir Yasuo'muz vardı. Onları da attık. Bu şampiyonlar da zaten minyonlardan geldi. Servete servet etkinliğini kullanmak için 70 gold'un altına inmiyorum. Burada yürekle mavi batarya arasında çok gittim geldim. Ne yapsam. Yüreği 4'e çıkarabilirim. Sonuçta onu da 1 yetenek gücü artırmışlar. Eskiden 6 veriyordu, şimdi 7 veriyor. Ama mavi batarya benim için daha optimal bir seçenek. Çünkü Vel'Koz'um şu an için carry. Daha doğrusu Choose'un şampiyonum Vel'Koz. Vel'Koz'u carry yapacaksam başlangıç manası 10 olursa harika olacak diye düşünüyorum. 45 canımız kaldı zaten, gördünüz. Burada artık biraz rolledim. Birkaç öndeki şampiyonları 2 yıldız yapayım diye. Nila 2 oldu. Sejuani bulduk. Sejuani'yi hemen koyduk. Daha tank sonuçta. Eko'yu da bulduk. Eko'yu bulduğumuz gibi koyduk. Yıldız muhafızı 5 yaptık. Yıldız muhafızı 5'te %70 veriyor biliyorsunuz. Burayı yine kaybettik. Artık geri dönüşüm yoktu. Patlattım. Çok şanslıyım. Yıldız muhafızı geldi. Çünkü oyunu tamamen onun üstüne kurdum aslında burada. Ben bunu 2 defa denedim abi. Bundan önce bir kere daha denemiştim. Vel'Koz'a yıldız muhafızı. O da aşırı güzel olmuştu. İkinci kereyi Belvet yapmıştım. Belvet öldüğü için kaybedip üçüncü olmuştum o oyunda. Şimdi bu oyunu görüyorsunuz abi. Şu anda 6 yıldız muhafızındayım. Ama Vel'Koz'un attığı ultilere bakın. Tank mank tanımıyor yani. Tank da tanımıyor. Bir de en çok vuran şampiyonu atıyor. Vel'Koz ultisini biliyorsunuz. Zaten en önemli özelliği bu. Bir de burada ultisini attıktan sonra 20 saniye boyunca büyü hasar vermeye devam ediyor. %200 kadar. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Morella Monikon gibi bir etkisi daha var. Burada direkt manayı bulduk. Manadan daha önemlisi Talia'yı bulduk. Güç kadeğini verdim. Hextech silah kılıcını verdim. Gittik Leona'ya da şeyini verdik. Zizirot'u verdik. Leona'yı uzun vadede de oyunda tutabilirim. Çünkü siper açıyor. Benim için güzel bir seçenek. Bence fullledik burada. Ekonomiyi düşünmüyorum burada maalesef. Çünkü Syndra biliyorsunuz ultisiyle bench'ten bir şampiyon atıyor sahaya. Ne kadar güçlü şampiyon atarsa o kadar avantajım olacak. O yüzden 5 altınlık şampiyonları ve işte güçlü olan 4 altınlık tehditleri. Mesela Zek bence güçlü. Zek'i 2 yıldız yaparım diye burada tutuyorum. Board'da tutuyorum. Ama zaten olayımız Vel'Koz'un sürekli ulti spamlaması abi. Bakın şimdi. Şu ana kadar en fazla damage olan şampiyona hasar verdiği için Vel'Koz. Hep carry'lere vuruyor yani bir yerden sonra. O yüzden inanılmaz bir kompozisyon. Ama dediğim gibi yapması çok zor. Bir kere amblem bulmak gerekiyor. Yıldız muhafızının da amblemi yok. Yani yapamıyorsunuz spatula ile. Ancak oyun içinde amblem görebilirsiniz karuselden ya da böyle gelirse özellik kitabı oradan yapabilirsiniz. Öyle bir sıkıntısı var ama onu çözersek eğer bu kompozisyon aşırı güçlü oluyor. Ben daha önce 3. oldum dediğim kompozisyonda ben Nilah'ın bu kadar tank olduğunu keşfedememişim. Nilah da çok tank bir şampiyon olduğunu keşfettikten sonra en son Yumi videosunda da söylemiştim ya, Nilah'ı çok beğendim. Eskiden beğenmiyordum diye. Onu keşfettikten sonra daha da güçlendi bu seçenek. Burada Nilah'a item yaptık. Titan tabii ki de. Daha önce de demiştim 3 tane Titan olsa veririm. Gerçekten 3 tane Titan olsa veririm yani. Zizirot'u Nilah'a vermek istemedim ama. Çünkü direkt hasarı da
İlk hasarı da o alsın istemiyorum. Uzun vadede Nila sürekli bordta kalsın. Front dolayısıyla daha geç, çok geç yıkılsın istiyorum. Velkoz'u görüyorsunuz. Zaten kerimiz Velkoz aslında ama Nilah da öndeki front, yani aslında Velkoz'un ultisini sürekli spamlamaya işe yarayacak şampiyonum. Yani ikisi de çok değerli benim için. İkisini de 3 yıldız yapmam lazım. Aslında başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Yani diğer şampiyonlar 3 yıldız olmuş olmamış o kadar önemli değil. Benim için en azından, yani bu kompozisyonda. Nilah'tan bir tane daha bulduk. 2 Nilah eksiğimiz var. Şöyle bir sıkıntımız var. Başkaları da Velkoz forsluyor şu anki rakibim gibi. Velkoz bulamadık abi. Zaten canımız da azdı bizim çok. Bu yıldız muhafızını 7'ye getireseye kadar. Çok da şey yapamadık yani. Level'a gittik ve forslamaya çalıştık. Yani 2 yıldızdan sonra sürekli rolleme gibi bir durumum da olmadı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bence de yüksek altınlı şampiyonlarla tuttuğum için bir yerden kaybediyorsunuz yani. Syndra'nın özelliğini de kaybetmek istemiyorum. Bakın Fiddle'ı soktu mesela burada. Ne kadar saniye zamanım aldı. Yani yenildim ama çok az canım gitti. Bir şampiyona yenildim. Burada bir tane daha Nilah bulduk. Velkoz bulduk. Artık zevkleri saldık. Nilah'ımız 3 yıldız oldu. İlk aşamamız tamamlandı. Şimdi çok, bence çok önemli. Şimdi zaten kapışmalarda da göreceksiniz. Nilah'ın ne kadar hasar tuttuğunu. Ama tabii Velkoz'un ulti atmasına gerekli olan zamanı açıyor. Şimdi ikinci ultisini attı Velkoz. 3'ü attı. Ve hep kerilere vuruyor. Görüyorsunuz değil mi? Zaten Velkoz'un özelliği bu. 4'ü attı. 5'i attı. Zaten bitti yani board. Olayı bu kompozisyonun. Yapması gerçekten çok zor. Ben de daha 2 defa yapabildim. Ama yaparsak çok keyifli ve çok güzel bir kompozisyon. Burada Halk Kahramanı amblemli Leona'yı aldık. Halk Kahramanı'ndan dolayı almadım ama Leona 2 yıldız olsun diye aldım. Halk Kahramanı olursa da 2 saniyede, her 2 saniyede 2 mana yenilecek tüm şampiyonlarıma. Yani yetmezmiş gibi. Öyle bir avantajı var. Siper açıyor diye Leona board'ta. Burada da iyi ki yer değiştirmişim. Çünkü bu adamın Talia belki Velkoz'a tek atabilirdi. Çok da emin değilim. Atamaya da bilirdi ama atardı büyük ihtimalle. İyi ki yer değiştirmişim. Sonuçta Velkoz 3 tane ulti açtı orada. Gerisinde frontum, artık benim frontum çok kuvvetli. Yani 5 altınlık şampiyonlar çok güçlü diyorduk ya. Burada aslında ben siper atsın diye Alistar da koyabilirdim. Alistar koysam bir de maskot da açacağım. Ama bu kadar tanklayamaz işte Alistar. Şu an bu Leon'un 2775 falan canı vardı. 2275 canı vardı yani. Burada göstermemişim ama ben hatırlıyorum. Bakmıştım ona. Yine yer değişikliği yapıyoruz. Rakipler de gelip sürekli baktığı için ben de onlarınkine bakıyorum haliyle. Ne yapacağımı, yani burada pozisyon almak çok anlamlı. Ne yapacağımı çok öngörülemez kılmam lazım. En azından biraz öngörülemez kılmam lazım. Sonra tekrar aynı yere geçtim o yüzden. Baktıklarından sonra. Yine Velkoz forslayan rakip geldi. Full tehdit yapmış. Bu kompozisyonlar da güzel. Zaten tehdit seçeneğini seçmiş. Şeyden, augment'ten. Bu da güzel bir kompozisyon ama ya bilmiyorum, benim şu an yaptığım kompozisyonu ben daha hani forslayan görmedim. Bilmiyorum, yapan vardır illaki ama ilginç bir şekilde aşırı efektif. Burada da patlattık itemi. Sonsuz kış çok mantıklı. Ebedi kuvveti alayım diye düşünmüştüm ilk başta ama sonra dedim ki gider bunu Nilah'a veririm. Zaten Nilah tanktı ve uzun süre hayatta kalıyordu. Herkesi yavaşlatır. Ve bence çok da inanılmaz çalıştı. Şimdi göreceksiniz zaten kapışmalarda da. Hala bu arada 70 gold'dayız. Servete servet etkinliğinden faydalanmak istiyoruz. Yani bir mağlubiyet alırsam eğer all in dediğimiz, yani son denememi yapabilirim. Level'a basıp Fiddle koyabilirim board'a. 5 altınlık tehdit bir şampiyon koyabilirim. Urgot koyabilirim. Fiddle burada benim için daha efektif olur. Çünkü front'a koyacağım. Yani benim zaten şu an backline'deki şampiyonlarım yeteri kadar güçlü. Tamam, Velkoz'umuz 3 yıldız değil belki ama ben daha önce defalarca 3 yıldız Velkoz yaptım. Hiçbiri bu Velkoz kadar güçlü değildi abi. Burada kaybettiğimiz için all in dediğimiz seçeneği yapıyoruz. Syndra'yı 2 yıldız yaptık. Yumi'yi de 2 yıldız yaptık. Şimdi burada Velkoz 3'e gitmeyecek diye Velkoz'u almadım.
bilinçli olarak almadım bu alkozu. Ama keşke alsaydım. Çünkü ben burada şey fark etmedim. Rakiplerimden birinin canı 86 abi. Yani kaybedeceğim mentalitesiyle en güçlü halde savaşa çıkayım dedim. Ama yanlış bir karar. 86 canlı bir şampiyon varsa ona uygun gitmek daha mantıklı. Bir de o kadar da kötü bir seçeneğim yoktu yani. Bir el kaybettim ama sonuçta 8 level'da kaybettim. Yani Fiddle'ın tahtaya girmesiyle Fiddle'ın olmadığı versiyonlar arasında da çok fark var. Syndra ikinci şampiyonunu da attı. Yani aslında çok güçlüyüz. Zaten Vel'Koz'a görebiliyorsanız. Yani ilginç. Gerçekten zor ama yapması. Anima kuvvetiyle bu yıldız muhafızlarının pozisyon alması çok anlamlı ve değerli. Özellikle ben şu an yıldız muhafızı da oynamıyorum. Yıldız muhafızı oynuyormuşum gibi görünüyor olabilir. Ama Vel'Koz carry oynuyorum. Vel'Koz'un da pozisyon alması çok önemli. Çünkü yani gidip bir tane agresif şampiyon gelse Vel'Koz ölecek burada yani. Hiç koruyan bir şey yok Vel'Koz'u. Can itemi de vermiyoruz. Mesela burada Zed var. Zed geldi. Yani ama Zed'in şöyle bir sıkıntısı vardı burada. İtemi yoktu yani. Son fısıltısı var sadece. Ona rağmen oradaki Talia gitti. Tabi sadece Zed'den dolayı gitmiyor yani. Adamın arkadaki hacker şampiyonları çok güçlü. Bu arkadaş da çok inanılmaz niş bir komp yapmış gerçekten. Onu da tebrik ediyorum. Yani Zoe carry yapmış. Aşırı fantastik bir şey denemiş. O kadar ulti attı Vel'Koz. Zoe anca düştü yani. Yine de yendik. Bu rakip bizi yeniyordu bundan öncesinde. 8 level'dayken. Görmüşsünüzdür zaten. Bir kapışmamız vardı galiba. Burada Fiddle 2 olsun diye direkt Fiddle'ı gittim aldım. Gargoyle de kötü bir seçenek değil zaten. Niye öyle olsun? Ama gerçekten çok fantastik bir kompozisyon oldu. O da 4 hacker. Onunki de gerçekten çok niş. 4 hacker'da gidip Zoe'yi carry yapmak da ilginç yani. Ama yaradı, işine yaradı yani adamın yaptığı kompozisyon. Onun chosen seçeneği de uyutuyor şampiyonların 3 tanesini. Görüyorsunuz şu an Rell, Talia, maskot olan Yumi 4 saniye uyudu. Yani onun kompozisyonu da fantastik gerçekten. Ama onun frontu benim frontum kadar kuvvetli değil. En büyük fark o bence. Belki onun back'i, backline'ı benimkinden daha kuvvetlidir. Belli olmaz. Bilmiyorum. Çünkü çok inanılmaz zor ölüyorlardı gerçekten şampiyonları. Ama gerçekten çok fantastik bir oyunda. O yüzden paylaşmak istedim. Burada Vel'Koz, bench'teki Vel'Koz 2 yıldız oldu. Talia, yani Syndra onu atarsa avantajıma. Hiçbir sıkıntı yok. 5 altınlık şampiyonları tutmaya çalışıyorum. Bench'te. Görüyorsunuz zaten çok da paramız kalmadı artık burada. 9 level'a çıkınca. Bir tane daha Fiddle attı. Board'da 2 tane Fiddle var. Biri 2 yıldız, biri 1 yıldız. Yani Syndra'nın önemi ne kadar fazladır görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tam olarak kaç skill atılıyor sayamıyorum ben. Syndra 3 tane ulti attı. Bench'te hiç şampiyon yok görüyorsunuz. Otomatik olarak 9 level'ım 12 şampiyonla oynuyorum gibi bir şey oluyor Syndra koyduğumuzda. Burada rolleri ya o kadar hızlı yaptım ki hem daha önce 2 yıldız olan Talia'yı kaçırdım hem Vel'Koz'u kaçırdım gördüyseniz aşağıda. Yine de gelmedi. O yüzden çok üzülecek bir şey yok ama keşke ilk çok önceden Vel'Koz'u alsaymışım. Onu alsaymışım 3 yıldız oluyormuş. Üzüldüm yani şu 3 yıldız halinde görmek isterdim. Hextech yaptık. Fiddle'a. Tabii ki de Fiddle'a yapacağız yani. 2 yıldız Fiddle'ım var. Başka hiçbir şey item gerekmiyor. Yani çok tank itemi olursa yani Nilah'a da verilebilirdi ama Nilah'ın yeterli tanklığı var şu an burada. Rakipte güzel devin geçten gelen itemini, sükunetini güzel patlattı bizim kafamıza ama çok büyük bir problem yok. Çünkü biz yıldız muhafızıyız. %120 mana yeniliyoruz. Hiçbir problemimiz yok hatta. Ama Fiddle da inanılmaz büyük bir frontta carry oldu. Görüyorsunuz zaten. 2 yıldız çok kuvvetli abi ya. Fiddle gerçekten 2 yıldız olduğunda inanılmaz kuvvetli. Ya ben her board'uma koymak istiyorum Fiddle'ı açıkçası. Bence kullanın siz de. Yine yıldız muhafızından böyle güzel, fantastik bir oyuna karşınıza çıkmak istedim. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Size de bunu sunmak istedim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoları da beğeniyorsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.